Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik atom bombası çıkışı Türkiye ve dünya medyasında geniş yer bulurken bu sözlerin sebebi merak konusu oldu. Erdoğan'ın "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Varsa sıkıysa açıkla" sözlerinin perde arkasında neler yatıyor? Erdoğan'ın "Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız susun" diye tehdit edilen Arap liderlerine korumak için tehdide tehditle karşılık verdiği ve Netanyahu'nun bu sırrı itiraf etmesi durumunda dünyanın bakış açısının değişeceğini belirtebiliriz. Bir diğer görüşe göre Erdoğan'ın açıklamalarının devlet aklının kurduğu bir oyun olarak değerlendirilebilir. Netanyahu'ya nükleer silah itirafı yaptırılarak Birleşmiş Milletleri harekete geçirmeye çalışmak ve özellikle Türkiye'nin gündeme getirdiği Birleşmiş Milletler'in yapısının değiştirilmesi girişimine bir fırsat oluşturmak olduğu da belirtilebilir. Türkiye'nin çabaları sonucunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirisine İsrail yetkililerinin tehdit olarak ima ettiği nükleer silahlarının araştırılıp dünya gündemine getirilmesi maddesi girdi. Netanyahu da bundan rahatsız olmalı ki Arap liderlerini "Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız susun" diye tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o nedenle Netanyahu'ya hedef aldı. Netanyahu'nun Arap liderler üzerinde tehditle bir korku iklimi oluşturmasına izin vermedi. Tehdide tehdit stratejisini izledi. Ayrıca Gazze'ye karşı nükleer silah kullanılmasını Netanyahu'nun bakanı Eliyahu kameraların önünde teklif etti. Ama Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kılını bile kıpırdatmadı. Ama Netanyahu bilinen sırrı itiraf ederse durum değişir. Erdoğan Netanyahu'yu buna zorluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aklının kurduğu bir oyun. Türkiye'nin şu anda Netanyahu'ya nükleer silahı olup olmadığını söylemeye zorlayarak Birleşmiş Milletleri harekete geçirmeye çalıştığını belirtebiliriz. Birleşmiş Milletleri'nin harekete geçmeyeceğini ve sonrasında ise Türkiye'nin uzun zamandır yapısının değiştirmesini gündeme getirdiği Birleşmiş Milletleri'nin değişimi için bir fırsata dönüştürülebileceğini de söyleyebiliriz.